Türkiye şu anda gündeminde futbol anlamında Semih Kılıçsoy var 18 yaşındaki bu genç yetenek Beşiktaş'ın şu anda Kötü giden e, Skorlarına kötü giden Arka arkaya almış olduğu muhalifiyetlere e, Ciddi anlamda deva olmuş durumda Gerçekten Semih Kılıçsoy Gücüyle kuvvetiyle Sprintiyle vuruşlarıyla e, Bir Beşiktaş'ta Yıldız doğuyor e, Beşiktaş'ın kötü geçen sezonunda Semih şu anda tam bir kurtarıcı oldu. Bugün de Trabzon karşısında ki maça kötü başlayan, mahkum oynayan Beşiktaş'ı ayağa kaldıran, hassayı iyileştiren adam oldu. Beşiktaş Trabzonspor karşısında kötü gidişine son verdi. Trabzonspor ise son 5 maçtır ayağa kırıklığıyla ayrılıyor sağdan. Bugün de Beşiktaş karşısında 2-0 muhalif oldu. Semih Kılıçsoy'u durduramadı Bordo Mavi'li ekip. Bakalım Abdullah Avcı orada oturmaya devam edecek mi? Bugün tabii Santos'uza da kurtardı. Hasan Arat'ı da Beşiktaş'ta oyuncuları da iptal alan adam oldu. En azından taraftarlar da bugün mutlu bir şekilde Dolmabahçe'den ayrılıyorlar. Tabii ki Fenerbahçe maçını da konuşacağız dünkü oynanan. Fenerbahçe kazandı 2-0. Galatasaray Samsun 2-0'la geçti. Bu iki takım diğerlerinden tamamen koparak zirvede yalnız kaldılar. Ee, ama şu anda Beşiktaş'ı konuşmak lazım. Semih'i konuşmak lazım. Selim abi e, Kerem Türkoğlu, Arda Güler, hatta işte Barış Alper derken e, Juventus oynayan Kenan bizi mutlu ederken bir de Semih Kılıçsoy'a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herhalde bunlar Türk futbolunu ilerleyen zamanda hem milli takımda da e, zorlu arenada temsil edecekler ve e, başarılı kılacak oyuncular ee, böylesine genç, pırıl pırıl oyuncuları gördüğün zaman da insan mutlu Hoşuna oluyor. Ee, Bütün dediklerine katılıyorum. Çok doğru tespitler yaptın. Benim bir ilave yapacağım olacak. Şu şey olacak. Tamam. Maç oynandı, bitti ama ben tek lafım hakemime. Ya kardeşim maçı kesiyorsun. Vereceğin faulü veremiyorsun. Çocukları, futbolcuları Hepsini topluyorsun etrafına ona izahat veriyorsun buna izahat veriyorsun buna izahat veriyorsun. Ya senin düdüğün var. Sen orada haklıysan haklıyı çalacaksın. Faulsa, faulü, hatta penaltıysa vereceksin. Korkmuyor. Böyle VAR'a müracaat edeceksin. Yani en Bu ne en çok demek konuşma ne demek arkadaş ya. İzahat Verecek veriyor. Doğru. O geliyor. Sen bu tarafa git diyor. Çağırıyor bir adamı. Abi böyle olur mu? Maç idare mi <laughs> ya? Yazık günah. Abi hakem konusunda zaten eksiz biliyorsun. Ama Size günah bu... ya. Yani hangi hakem? Takıma da günah. Oyunculara da günah. Ama Türk artık e, bu federasyon büyük ekşi ve ekibi kurtardı. O yüzden onları da ayrıca tebrik etmek lazım. Alkışlamak lazım. Türk Dolun zaten tek eksiği yabancı gözlemciydi. E, yabancı gözlemci ben yana tercihlerini kullanması e, çok büyük bir başarı çok büyük bir adım oldu o yüzden Sayın Büyük Ekşi ve ekibin e, önünde saygıyla eğiliyorum <laughs> çok önemli bir şey yaptılar yabancı gözlemci getirme kararı aldılar Tabii o, o gözlemciler maçları yönetiyorlar o gözlemciler e, vara müdahale ediyor ya ben böylesine bir skandal bir karar nedir ya yabancı gözlemci diye dünya kadar para verecekler adamlara yine milyon euroları verecekler ya biz diyoruz ki, bangır bangır yabancı hakem lazım. Bizim hakemlerimiz ya. e, yani futbolu anlamıyorlar, futboldan gelmedikleri için kararlara süzemiyorlar, büyük hatalar yapıyorlar diyoruz. Doğru söylüyorsunuz diyorlar, yabancı gözlemci oluyorlar. Acaba 50 ve üstü yabancı gözlemciler acaba burada forma sokup düdük mü yani düdüğü Her verip şey. bir de maçı mı yönettirecekler? Her şeyi yapabilir. Yani bu kadar bir federasyon. <laughs> yani kulak mesela böyle göstermek varken Büyük ay ki biz böyle göstereceğiz. Bu kulak daha önemli.